Hepinize yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Kahvaltı hazırlıyorum. İlk böreğimi koydum. Dün yufka almıştım biliyorsunuz. Bugün iki tane börek yapayım dedim. Yanmadan alalım şöyle. İkinciyi de koyalım hemen. Bugün kahvaltıyı buraya hazırladım. Yer sofrası kurmadım biliyorsunuz. Dün çay dökülmüştü. Dün dedim ki bizimkilere artık mutfak masamızda yiyeceksiniz. Size yer sofrası falan kurmuyorum dedim. Neyse şimdi domates falan da keseceğim. Reçelleri çıkartayım. Börekler de pişsin. Çay demin aldı zaten. Saati 1 yaptık. Ben yine mutfaktayım arkadaşlar. Buraları topladım. Çaylı kek yapacağım. Çok sevdiğim bir ablama getireceğim. Güzellik salonunun sahibi Belda ablayı biliyorsunuz. Benim kaşlarımı yapan. Yeşim ablam da kaşlarını yapmıştı. Bizim zaten arkadaşımız. Oraya gideceğim bugün. Orada işim var. Giderken kek yapayım dedim. Çaylı kek yapacağım. Bir de kısır yapasım var. Onlara sözüm vardı. Şimdi 3 tane yumurtam var. Sabahki kahvaltıdan bir bardak demli çay ayırdım. O da soğudu zaten. Ne anneciğim o? Ben bunu açacağım. Bak ama ben burada kek çırpıyorum. Şöyle 3 yumurtamız var. Tekrar malzemeleri sayayım. 1,5 su bardağı kadar şekerimiz var. Bu büyük boy bardak olduğu için ben bununla koyuyorum. Siz normal bardakla 1,5 su bardağı koyabilirsiniz. Şimdi 1 su bardağı yağımızı koyuyoruz. Şuradan taşla taşla. 1 su bardağı da demli çayımızı koyuyoruz arkadaşlar. Sadece çayın demi var dediğim gibi. İyice çırptım. Yarım paket kakaom var. Siz 3 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Eğer büyük paketteyse kakaonuz. 3 yemek kaşığı yeterli oluyor. Benim zaten yarımdı paketim. Hepsini koydum. Hepsini mi koydum? Evet, önce bunu çırpalım. Sonra un ekleyeceğiz. 2 su bardağı kadar da un gidecek. Şöyle unumuzu da ekleyelim. 2 su bardağı ama sonra bir kaşık daha gidebilir. O yüzden çırptıkça koyacağım. Kabartma tozu, vanilya. Burada yine ayağımın altındasın ama. Yine ama ayağımın altındasın. Kabartma tozu. İçeri ablanın yanına gitsen ne kadar güzel olur biliyor musun? Batıyor aşağıya. Bir şarap diyor. Biraz daha un istiyor. O yüzden yarım un daha koyacağım. Şöyle yarım bardak kadar. Ben bir tanacı işe. Ben kalıba koyup vereceğim sana. Şöyle margarin süreceğim. Bu kalıpta yapacağım arkadaşlar. Siz herhangi bir kalıpta yapabilirsiniz. Bugün margarin süreyim dedim. Bundan kolay çıkıyor zaten. Aslında rüzgar gülü kalıbımda yapacaktım. Riske atamadım. Onda bazen çıkmıyor. Eve yapsam neyse de dışarı getireceğim için en garanti kalıplarımdan birinde yapayım dedim. Şimdi kekimizi artık boşaltabiliriz bakalım. Üstüne de damla çikolata, mis gibi olacak. Zaten çok yumuşak bir kek oluyor. Şöyle spatulayla da her yerini alalım. Duru dibini yemek istiyordu. Çağırayım onu. Duru gel. Şöyle biraz damla çikolata. Ve çaylı kekimiz pişti arkadaşlar. Çok sıcak şu anda. Birazdan kalıptan çıkartırım. Zaten ayrılmış gördüğünüz gibi. Margarinle yağladık ya, daha güzel oldu sanırım. Peki burada ne var? Kısırımı kavurdum. Soğumaya bıraktım. Birazdan iç malzemelerini ayarlayacağım. Bakın tane tane oldu. Ben böyle tavada kavurarak yapıyorum biliyorsunuz. Zaten bir saat sonra falan da giderim artık çarşıya. Güzellik merkezine gideceğim dediğim gibi. Bugün orada böyle hem kısır partisi yapacağız. Hem de ben cildime yine kimyasal peeling yaptıracağım bu sivilcelerim için. O yüzden oraya gitmem gerekiyordu. Kısırım hazır arkadaşlar. Maydanoz, marul, bir de havuç rendeledim. Ben fazla bir şey katmıyorum. 1,5 da limon sıktım.
Şimdi bunu güzel borcama alayım. Şöyle göstereyim size dedim. Her zamanki gibi tadı güzel olmuş. Tadına baktım çünkü. Şimdi keki de çıkartayım. İyice soğudu. Kekimi de sorunsuz bir şekilde çıkardım arkadaşlar. Kalınlığını da size göstereyim. Hatta içini de göstereceğim. Şöyle bir dilim keseyim. Çaylı kek gerçekten yumuşacık oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Çıkarabilirsem şöyle. Bakın. Mis gibi görünüyor. Saat 3'e geliyor ancak hazırlandık kızlarla. Onlar şimdi babalarıyla birlikte babaannesine gidiyorlar. Ben de dediğim gibi güzellik salonuna iniyorum bugün. Bu sivilcelerim için kimyasal peeling başlamıştık. İkinci seansın atılması gerekiyordu. Ben üstünden bayağı bir zaman geçirdim. Bugün hem onu halledeceğim hem de kısır sözüm vardı Belda ablayla çalışanlarına. Orada her gittiğimizde muhabbet konu açılınca böyle yaptıklarımı da görüyorlar Instagram'dan. Bir gün size de dedim kısır yapıp getiririm. Tek kısırla kalmadım, kek de yaptım hani. Aslında biraz daha zamanım olsa poğaça falan da yapardım ama artık başka zaman yaparım. Böyle oturacağız, hem çay muhabbeti yapacağız hem de benim yüzüme böyle bir şeyler uygulayacağız bakalım. Şimdi benimkiler beni bekliyor. Evden çıkalım, orada görüşürüz. Ben Belda ablanın oraya geldim. Biz çoktan yemeğe başladık. Kızlar da birazdan gelecekler. Çayımız da var mis gibi. Birazdan da dediğim gibi yüzüme bir işlem uygulayacağız. Şimdilik oturuyoruz bakalım. Belda ablanın yanından çıktım. Kendime fincan takımı almaya geldim arkadaşlar. Zaten bu ay alacaktım. Bugün kendime böyle hediyem olsun dedim. Şu renklere bakıyorum genelde. Şunu çok beğeniyorum. 6 renk var içinde. Şurada da var. Aral'ın fincanları güzel oluyor. Şöyle altlıklılar da var. Size biraz göstereyim. Artık karar verince evde bakarsınız hangisini aldığıma. Şunlar 129. Şunlar 245 lira şu altlıklı olanlar. Şunlar da 189 lira altlı. Şurada da bambular var. Bambulu zaten artık her yerde var. Evde de var benim. O yüzden bakmıyorum bile. Burada da klasik kahve fincanları var. Bakın şunlar da güzel oluyor. Hem bunlar uygun da 69 lira ama böyle almayacağım ben. Abajürler nerede tatlım? Kısalar şurada mı? Heh, tamam. Burada da bambu altlıklar var. Bir de şu abajürlere bakayım. Şöyle. Şu beyaz çok güzelmiş. Fazla çeşit yok herhalde. Çay takımları Paşa Bahçe'nin 45 lira bakın altlıklı. Ay burada öyle güzel şeyler var ki hepsinde İnsanın aklı kalıyor. Şurada baharatlıklar var. Bakın şu çok güzelmiş 90 liraya. Şurada neler var? Burada servis tabakları falan var. Kek kalıpları. Kek kalıbı eksiğim yok Allah'tan. Tabakların hepsine bayılıyorum bakın. Servis tabaklarının şöyle şunlar falan. Hepsi çok güzel ama hepsinin fiyatı uçmuş fiyatta. 49 lira, 45 lira şunlar. Bakın. Baharatlıklar.
Şu ne kadarmış? 24,5. Ay şunlar çok güzelmiş. Bakın benim şu kahvaltı tabaklarını çok soruyordunuz. Kaseleri var burada. Kahvaltıda kullandıklarımın uzunları kalmamış herhalde burada. Japon pazarından almıştım ben. Şöyle siyah servis tabakları falan. Burada da şöyle mumluklar, şamdanlar. Tepsiler var. Şurada vazolar. Eve yeni geldik arkadaşlar. Rıza beni çarşıdan aldı kızlarla birlikte. Size şimdi aldığım fincan takımını göstereyim dedim. Bu tepsiden aldım. Beyazı vardı bende biliyorsunuz. 10 lira zaten bunlar. İçine de şöyle bir tane gold renkli lokumlu kaldım. Çok güzel oluyor bunlar böyle. Bir tanecik aldım. Bana yeter. Ve gelelim fincan takımına. Arawunkini aldım. Bakın. Her renk var ve çok güzel. Altı bu şekilde. Fincanları da bu şekilde. Gerçekten çok şıklar. Burada da renkleri var görüyorsunuz. Siyah, kırmızı, krem. Şöyle var. Çok beğenerek aldım. Böyle bir şık bir fincan takımına ihtiyacım vardı. Benimkileri hep günlükte kullanıyordum. Bunları böyle hem misafir için hem de yine böyle sunumlarda biliyorsunuz seviyoruz böyle şeyleri. Gerçekten çok severek aldım. Yani fiyatı 189 liraydı arkadaşlar. Yani biraz bunlar fiyatlı. Hem Arav'ın ürünü olduğu için hem de bu sene fincanlar gerçekten fiyatları uçmuş ama kaliteliler yani en azından. Uzun yıllar kullanırım dediğim gibi. Duru'yu uyuttum. Sefir'in kızı var bu akşam biliyorsunuz. Çayımızı da demledik. Burada da veda edeyim dedim. Sonradan çok geçe kalıyorum. Çünkü dizi bittikten sonra biraz yorumlara bakıyorum. Arkadaşlarımı izliyorum derken. Çok geç saatte veda ediyorum size. O zaman da yüzüm gözüm iyice şişiyor böyle yorgunluktan. Dedim erkenden videomu kapatayım, burada veda edeyim. Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü. Aramızda mutlaka öğretmen arkadaşlar vardır ya da büyüklerim vardır. Hepinizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız. Unutmadan da söyleyeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.